Tarih 20 Kasım 1979. Afganistan'ın işgali. Üsame Bin Laden'in ortaya çıkışı ve tüm bunların merkezindeki Kabe baskını. Orta Doğu için kanlı ve sancılı bir yıl. Aradan 38 yıl geçmesine rağmen Kabe baskını ile ilgili gerçekler hala sır. 50 bin Müslüman Kabe'de sabah namazı hazırlığında. Bir anda silah sesleri duyuldu. Mehdiciler denilen örgüt Kabe'yi işgal etti. Örgütün lideri Cüheyman bin Muhammed bin Seyf el-Uteybi, yanında yer aldığı Abdullah el-Kahtani'nin Mehdi olduğunu söyleyerek Kabe'deki Müslümanların ona biat etmesini istedi. Daha sonra Suudi hanedanını devirmek olarak yansıtılan olay sırasında Suudi Arabistan yönetimi durumu saklamak için telefon hatlarını kesti. Şiddetin yasak olduğu Kabe'de işgali durdurmak için fetva verildi. Riyad, Pakistan'dan yardım istedi. İşe yaramadı. Fransa'dan özel anti-terör timleri getirildi. Şehadet okuyarak Kabe'ye girişleri sağlandı. Harem-i Şerif'e giden su sistemine elektrik verildi. Bu kanlı girişim ancak 2 hafta sonra bastırılabildi. Tarih 4 Aralık 1979. Liderleri Uteybi ve beraberindeki 170 kişilik mensubu sağ bir şekilde ele geçirildi. Kanlı işgalin sorumluları cezalandırıldı. Önce kolları, sonra ayakları, sonra da kafaları kesildi. Bu olayın kimin emriyle yapıldığı ve gerçek sebepleri hiçbir zaman açıklanmadı. Orta Doğu için bir kırılma noktası olan Kabe baskını hadisesi hala karanlık.